Manşete hoş geldiniz. Dün 1 Mayıs'tı ve 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için heyecanlanan, günlerdir bunu planlayan gruplar, CHP'nin öncülüğünde Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmeye hazırlananlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Utançla karışık duygular derken onu kastettim KJ'de. Bilmiyoruz İstanbul Valiliği ile böyle bir pazarlık yapıldı mı yapılmadı mı? En azından taraflardan İstanbul Valisi bize Saraçhane'de bir kutlama yapılacağı bildirildi. Ondan biz böyle bir önlem aldık dedi. Yani İstanbul Valiliği veya Emniyeti Saraçhane'de bir kutlama yapılacağı bilgisini alınca hemen Saraçhane'nin 150 metre il ötesindeki Taksim'e çıkan Bozdoğan kemerinde önlem almış. Yani Bozdoğan kemerinin arkasında kutlama yapabilirsiniz Saraçhane'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı yerde CHP lideri doğruya gitti ve orada bir kısa bir açıklama yaptı. Sonra arabasına bindi, döndü. eee Belli ki İstanbul Emniyeti ve İstanbul Valiliği böyle bir açıklama yaptı. CHP'den veya DİSK'ten gelecek açıklamayı da bekliyoruz. Fakat e, İslam yani Bozdoğan kemerinde alınan önlemin bir nedeni buymuş. Yani kemerin arkasında kalın, daha ileri gitmeyin, yürümeyin. Ondan dolayı orayı kapatmışlar. Enteresan. Zaten CHP'den hiçbir grup orada yürümeyi veya Bozdoğan kemerini geçmeyi denemedi. Yani böyle de bir taraf var. E, Bozdoğan kemerinin öte tarafındaki gruplarla polisler arasında da. E, sürtüşmeler çıktı e, bununla da ilgili çok e, spekülasyon yapılıyor oraya girmeyeceğim neticede çok büyük bir olay olmadı sadece kameralara yansıyan kimi sürtüşmeler kimi polisle itişmeler kakışmalar diyebiliriz en azından kimsenin yaralandığına veya ciddi bir yara aldığına dair bir veri bilgi yok fakat büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir umut kırıklığı var yani e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri o güne kadar yaptığı açıklamalarda yürüyeceğiz, işte Taksim, hedef Taksim falan gibi açıklamalar yaparken herkes Özgür Özel İstanbul'a gelecek ve Taksim'e yürüyecek diye bekliyordu. Böyle olmadı. Özgür Özel Saraçhane'ye geldi. Kısa bir kutlama yapıldı ve döndü. Bundan dolayı büyük bir umut kırıklığı, hayal kırıklığı oldu. Sadece Özgür Özel değil, DİSK de. Devrimci işçi sendikaları zaten adı üstünde. Devrimci. Yani e, Taksim 1 Mayıs'ın bir numaralı e, sahibi sendika. Onun ...etkinliği de çok kısa sürdü, dağılıyoruz arkadaşlar, amaca ulaştık falan dedi. Yani tuhaf, yani solun iki kanadı, hem parti hem de sendika kanadı... E, ...maksat hasıl olmuştur, dönüyoruz dedi ve bir anda herkesin hevesi kursağında kaldı. Dolayısıyla utançla karışık duygular derken bunu kastediyorum. Elbette Özgür Özel Taksim sıyrıklarıyla veya ne bileyim yediği yiyeceği ihtimal biber gazıyla... 2 Mayıs'taki yani bugünkü Erdoğan görüşmesine gitmek istemedi. Ya da bilmiyorum içeriden veya dışarıdan telkin oldu veya bir anlaşma yapıldı bilmiyorum. Bunu bilmiyoruz. Bunu ancak ileride öğrenebiliriz veya tarafların yapıldığı, yaptığı açıklamalara bakarak bir şey söyleyebiliriz. Fakat şimdi şu dakikalarda görüşme başladı ve işte Özgür Özel AKP Genel Merkezi'ne böyle gitmiş. Bununla da ilgili çokça mahallede bir sevinç sürürü var. Bak saraya çıkmadı. AKP Genel Merkezi'nde görüşmeye şeyi ikna etti. Tayyip Erdoğan'ı ikna etti gibi bir hava var. Şimdi bu görüşme Türkiye saatiyle şu dakikalarda devam ediyor. Bu görüşmenin içinde ne olup ne bittiği, namıktan not tutacakmış, başka şeyler olacakmış falan. işte. anayasama varmış, ne bileyim emeklilerin maaşı varmış, ne bileyim cezaevindeki tutuklar varmış gündemde. Şu varmış, bu varmış. Neyse belediyelere kaynak aktarımı falan gibi konular varmış. Yani Erdoğan'ın bunları not edip etmeyeceğini bilmiyorum. Fakat neticede Türkiye'nin yerel seçimdeki bir numaralı partisiyle, Tayyip Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı tek adamı AKP genel merkezinde bir araya geldi. En azından iki parti genel başkanı bir parti genel merkezinde buluşmuş oldu. Bu şunu hatırlattı ona değinmeden geçmeyeceğim. Deniz Baykal 7 Haziran'da AKP seçimi kaybetmişti. Gerçi birinci partiydi ama tek başına iktidarı kaybetmişti ve o gün parlamenter sistem vardı. Cumhurbaşkanı Yetkisiz bir cumhurbaşkanıydı. Kendinden önceki Abdullah Gül Ahmet Necdet Sezer yetkileriyle 2014 Ağustosunda seçilmişti. Fakat ülke parlamenter sistemle ve başbakanlık sistemiyle bakanlar kuruluyla yönetiliyordu. O tam da o dönemde 7 Haziran'da AKP oyları geriledi ve tek başına iktidarı kaybetti. Erdoğan ne yapacağını bilmiyordu. Muhtemelen bir koalisyon görüşmesi yapılması gerekiyordu. Yani koalisyon dışı bir çözüm çıkmıyordu parlamento yani seçimden sonra. Ve o esnada 10 Haziran 2015'te Deniz Baykal Erdoğan'ı ziyaret etti. Ve bu ziyaret nerede oldu biliyor musunuz? Saraya çıkmadı Deniz Baykal. Dışişleri konutunda Erdoğan ziyaret etti ve böyle bir fotoğraf verildi. O zaman da söylenmişti bak. Deniz Baykal saraya çıkmadı. Dışişleri konutunda şey Erdoğan saraydan indi dışişleri konutuna geldi ve öyle görüşme yapıldı falan diye. Peki bu görüşmeden sonra ne oldu? O arada Deniz Başkalı'nın herhangi bir titri yoktu. Yani yaş, e, yaş durumundan dolayı meclis başkanı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçici genel başkanı olacaktı. Meclis onun başkan riyasetinde açılacaktı ve belli ki o da işte meclis başkanı adaylığı için hevesleniyordu. Buradan öyle bir mutabakatla çıkıldı dendi ama Deniz Baykal meclis başkanı seçilemedi. Peki ne oldu? Yani burada ne oldu ne bitti? Tıpkı 2007 Dolmabahçe görüşmesi gibi sır görüşmelerden biridir. Fakat sonrasında ne olduğunu biliyoruz. Sonrasında CHP ile AKP bir koalisyon kuramadı. Boşuna havanda su dövdüler 40 gün boyunca. Ardından Erdoğan hükümet kurulamıyor diye seçimi geçici hükümeti onayladı. Daha sonra da seçime gidildi. 1 Kasım'da AKP tek başına iktidara geldi. Arada da büyük şiddet olayları oldu. Kimin tetiklediği, nereden tetiklen, tetiklendiği ayrı bir hikaye. Ve sonrasında da bugünlere geldik. Dolayısıyla... Bu görüşmenin o görüşmeyle eşleştirilmesi, hatta mekan seçimine kadar paralellikler kurulması kimsenin kınayacağı bir şey değil. Orada 1 Mayıs'ın sahipleri öyle istediği için yürümedik dedi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Aynen öyle laf bu. E, taks e, sendikalar görüşmeler sonucunda Taksim'le polisle karşı karşıya gelmemek konusunda tavır gösterdi. Yürüyüşün asıl sahiplerine saygı duymaktan başka seçeneğimiz yoktu diyor. Yani <laughs> CHP'de topu diske atmış. Biraz evvel diske anlattım. Enteresan fakat dediğim gibi utançla karışık duygular devam ediyor ikinci günde sahada kazanılan masada kaybedilmesin gibi bir hava var. Şimdi Özgür Özel AKP genel merkezinde şunun altını çizelim yani Erdoğan gücün karşısında eğiliyor bükemediği eli sıkıyor ne bileyim rakibinin seçim zaferini tebrik ediyor ki zaten biz zaferle çıktık dedi Cumhur İttifakı olarak ya da yönetimine ortak arıyor falan değil yani yeni anayasa falan gibi yemlerle zaman kazanıyor Durumu farkında buradan önce nasıl yaptıysa ki Deniz Baykal örneğini verdim benzer yöntemlerle yürüyor yeni anayasa tartışması açarak başka konular açarak falan İşte Dem Parti'yi şeytanlaştırarak falan birazdan ona da geleceğiz bir yönüyle de muhalif kamuoyunun gazını alıyor niye İşte bak AKP genel merkezinde oldu görüşme bu bir kazançtır başarıdır falan diye CHP'liler seviniyor yani tabir yerindeyse Erdoğan ağızlara bir, birer parmak bal çalıyor. Yani bu durumda durum bu. Ülkenin bildiği bir karakter, dünyanın bildiği bir karakter. 70'inden sonra değişeceği yok. Aynı bildik yöntemlerle, aynı e, benzer siyasi taktiklerle iş tutuyor. Buna imkan ve olanak da yok. Geriye adım atmasına, demokrasiye dönmesine, hukuka dönmesine falan. işte yazdırılıyor bugün. İşte siyasi tutuklar serbest bırakılsın, bırakılabilir. Af çıksın, çıkabilir. Ekonomide bir takım... ...ne bileyim iyileşmeler yapılabilir falan hiçbirinden geri adım atacağı yok. Ayrıca son 10 yılda özellikle son 10 yılda bulaştığı suçlar itibariyle de... E, ...oradan inemez. Yani bununla yüzleşemez. Hem ayrıca bir uzlaşmak, yumuşamak şu bu falan bunu istiyor da değil yani. Bilakis her zamanki gibi buradan sıyrılacağını düşünüyor. Muhalefet e, mühim bir psikolojik üstünlük kazanmıştı... E, seçimin ardından 31, 31 Mart seçiminin ardından fakat e, Türkiye'nin yaşadığı özellikle ekonomik alandaki iflas süreci yavaş yavaş kaosa evrilirken muhalefet pozisyon belir belirlemekte güçlük çekiyor. Böyle söyleyebiliriz Özgür Özel'in AKP ziyaretini, AKP Genel Merkezi ziyaretini. Evet. Yani bu belki de kayda öyle geçecek. Özgür Özel AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Evet. Neymiş efendim? 1 Mayıs'ın sahipleri öyle istediği için yürümemişler. Gazete Pencere İstanbul İstanbul'a sıkı yönetim Taksim'e Çin Seddi başlığını atmış gayet güzel. Saraçhane'den ileriye gidemediler hemen e, CHP kutusu açılmış coplar konuştu 217 kişi gözaltına alındı filan. Şimdi Saraçhane'den ileriye gidememek gerçekten e, 1 Mayıs 2024'ün El, tıpkı Bozdoğan kemerindeki polis seti gibi, e, seddi gibi e, önemli bir olay. Yani 1 Mayıs 2024 böyle hatırlanacak. E, Bülent Çelik gazete pencere karikatüründe barajı aşırı ileride kurduk diyerek neredeyse İstanbul tabelasına kadar polis baraj kurduğu gibi resmetmiş. Fakat gerçekten doğru. Yani Taksim'e çıkan yollar, o yollara çıkan yollar, o yollara çıkan yollar dahi kapatıldı. İnsanlar işine gücüne gidemediği ne bileyim hastasını hastaneye götüremedi. Ne yapacaksa hep hiçbirini yapamadı ve kilometrelerce yürümek kaldı. Yürümek zorunda kaldılar. Yığınla video düştü önüme. 8 kilometre yürüyen, 10 kilometre yürüyen, 12 kilometre yürüyen. ...işine gitmek için, hastasını götürmek için hastalar yolda kaldı filan. Otobüs yok, metro yok, çalışmıyor filan. Yani orası çok yoğun trafik olan bir bölge. Dolayısıyla hayatın akışını sekteye uğratır falan diye 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda eyleme izin veya gösteriye izin vermeyen İstanbul Valiliği ve Emniyeti İstanbul'un sadece Taksim değil oraya çıkan bütün bölgeleriyle birkaç ilçeyi birka birkaç ilçede hayatı durdurdu. Bu da Erdoğan'ın paranoyası. Gezi eyleminden bu tarafa. Yani gezi eyleminden önce Taksim kapatılmıştı. 2013 1 Mayıs Taksimi. Gezi eyleminden sonra da tam anlamıyla artık e hiçbir biçimde e eyleme, protestoya falan izin vermeyen bir yönetim gördük. Bakın Davut Gül İstanbul'un valisi. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Herkes bir troll oldu AKP yönetiminde. Herkes bir troll ama yani bir danışman var ki dikkat çekiyor ki MHP kontenjanından orada deniyor Oktay Saral. Yani troll gibi tweetler attı. Şimdi mesela bir tweet'te işte ne bileyim kaldırım taşı söken birini yakalamış diyor ki Alçaksın hainsin teröristsin bir başkasında işte Şebnem Korur Fincancı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla şey vermiş fotoğraf vermiş son derece leş bir kare diyor yani Cumhurbaşkanı danışmanı bu kişi bir başkasında işte kural tanımazlara demokrasi çok fazla diyor. Ve bunlara hiçbir şey olmuyor. O tweetler de orada duruyor. Orijinal kestim yani. Kaynağından kestim ben. Önüme düşen tweetleri paylaşıyor değilim. Yani önüme düşen capsleri paylaşıyor değilim. Bir başkası Ahmet Selim Köroğlu. O da başlanışmanmış. Adını ilk defa duyuyorum. Abdülkadir Selvi işte gezi tutukluları falan paylaşıl şey yapılabilir. Serbest bırakılabilir. Osman Kavala falan serbest bırakılabilir. Tıpkı Ergenekoncular nasıl bırakıldıysa onlar da öyle bırakılabilir. Zaten bunlarla ilgili iddianameleri de cemaatçiler hazırlamıştı falan demeye getiriyor. 22 yıldır Erdoğan astı astık kesti kestik orada oturmuyor gibi. Neyse o Abdülkadir Selvi'ye ayar vermiş. Ne Osman Kavala'ymış arkadaş falan filan diye. Yani enteresan tutulamayan trolleşen bir e, cumhurbaşkanlığı kadrosuyla da karşı karşıyayız. Ha, ama ne yapıyor işte? milliyetten kestim bunu mehtap gökdemir'in haberi. CHP mutlu. Niye? E, jeste karşısı. Jest çok şık oldu. E, i̇şte AKP'li şey CHP'li kurmaylar, Ak Parti'li arkadaşlar da dahil olmak üzere herkes randevu yerinin Beştepe olmasını bekliyordu. Daha önce açıkladığı üzere Özgür Bey Külliye'ye randevu verilseydi de gidilecekti. Çankaya Köşkü, Meclis ya da Ak Parti Genel Merkezi tercihimizdi. Onlar da anlayışla karşılamışlar. Jeste jest oldu. Tek kelimeyle şık oldu. Tamam yani dağılabiliriz. Bu kafa değişmiyor sabah gazetesinin bugünkü manşeti. Hedefimiz emek ve refah yüzyılı. Sen orada durduğun sürece ne emek var, ne ne emek karşılığını alacak ne de refah gelecek ülkeye. Ki bunu da zaten AKP seçmeni kendi tabanı bile anladığı için oy vermedi. Yani o bozdu, o düzeltir duygusu da gitti. Bunun o da farkında. Hayır, o orada olduğu sürece bu işler düzelmeyecek duygusu hakim olmaya başladı ve CHP birinci parti oldu. Cam kubbeyi deldi. Hemen sağda da Karadeniz'de doğalgazdan sonra petrol falan. Yani bir yandan da petrol fışkırıyor, gaz fışkırıyor ülkemin her yerinde. Yani kafa bu, zihniyet bu, karşınızdaki kitle bu, karşınızdaki hmm, hasmane tutum bu. Yöntem aynı, hiç değişmiyor. Yani dilimizde tüy bitti fakat enteresan bir şekilde... ...Türkiye demokrasi güçleri yavaş yavaş farkına varıyor. Aynı gemideyiz birlikte batıyoruz diye böyle tweetler de var. Ama e, siyasi güçler... Henüz bunun farkına varabilmiş değil. Bakın aynı oyun. Numan kurtulmuş, Numan kurtulmuş demlendi. Yani kusura bakmayın bu lafı kullanan biri değilim ama durum bu. Anayasa görüşmelerinde Dem Parti'yi ziyaret etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Hani onlar teröristi falan filan demeyin. Bu adamlar böyle. Daha önce de Bekir, Bekir Bozdağ Başkanlığındaki heyet geçtiğimiz yıllarda ziyaret etmişti HDP'yi. Yani hem muhatap alıyorsun, meclis başkanı olarak görüşüyorsun, yeni anayasa konusunda Dem Parti'nin fikirlerini alıyorsun. Hem de onlar öcü, şeytan, terör örgütü işbirlikçisi, şu bu falan diyorsun. Yani karşındaki yani karşındaki görüşünce o terör olmuyor ama sen görüşünce oluyor. Yani bunu niye ekrana getirdim? Çok abes bu. Fakat yani bir kere daha göze sokmak lazım bunları. Yani onlar karşınızdaki grubun, güruhun, neyse mafyatik şebekenin devlete çökmüş ekibin tarzı yöntemi değişmedi değişmiyor yani. Tan Oral 1999'da çizmiş. İşte grupları tutan polisler veya grupların önüne set çeken polisler altında da yiyin efendiler yiyin. Durumlarda değişik yok. 1999'da AKP yoktu. Ama durum böyleydi. Bir tarafta polis grupların, halkın, ahalinin itiraz edenlerin önüne set çekiyor. Öbür tarafta da arkada birileri malı götürüyor. Tan Oral 1999. Durumlarda bir değişiklik yok. Bülent Çelik 2024. Çeyrek asır sonra durumlarda hiçbir değişiklik yok. Ama şimdi bazen detaylarda saklıysan yani böyle mercekle falan buluyoruz bir takım detayları veya haberleri. Hürriyet'in birinci sayfasında değil. İç sayfasındaki bir haberde iç sayfasındaki bir haberin satır aralarında Erdoğan birkaç haftadır bu istakoz Rolex saat falan gibi meselelerle ortaya çıkan konuda duygusunu düşüncesini vekillerle paylaşmış veya AKP MKYK üyeleriyle paylaşmış. Şimdi diyor ki orada işaretlediğim ve işte yuvarlak içine aldığım bölüm milletvekillerine falan seslenirken Erdoğan işte bu Rolex paylaşımları istakoz paylaşımları. Bir milletvekili ne diyor? Yediğini giydiğini paylaşma denilir mi? Denilmez. Yani sana bunu benim söylemem bile abes. Devam. Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Yani diyor ki, yiyin ama göstermeyin. Yapın ama Instagram'da paylaşmayın. Ne halt yiyorsanız yiyin ama yani bunu afişe etmeyin. Bunu diyor benim size söylemem bile abes. Ben paylaşıyor muyum? Ben de bayram tatilinde sen istakoz yerken ben de okluk koyunda ailemle beraber sefa sürüyordum. Bir kare fotoğraf paylaştın mı? Evet. İç sayfada iç satırlara gömülmüş bir haber. Şimdi muhalefet veya muhafazakar olgunluk falan gibi paylaşımlar olmuş. Devlet Bahçeli Fatih Erbakan'a soyadından hareketle Erbakan soyadı. Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanlar falan diye bir saydırdı. Fatih Erbakan'ın verdiği cevaba bakar mısınız? Bahçeli babamız hatta belki dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Gömmüş adamı. Sen bunaksın diyor. Ben de diyor bunaklarla muhatap olmam. Daha nasıl desin? Daha nasıl siyasi nezaketli e, ifade etsin? Dolayısıyla Fatih Erbakan'ı gerçekten beğenir beğenmezsiniz. Oy verir vermezsiniz ayrı bir konu ama seçimden önce de şunu söylemişti hatırlatayım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı çekmemiz... ...AKP adayına destek vermemiz isteniyor. Olur. İsrail ile ticareti sonlandır. Küreciki kapat. Emekliye 20 bin TL maaş ver. İstanbul adayımı derhal çekiyorum dedi. Bunu iktidarın yapacağı yoktu zaten ama... ...şahane bir siyasi hamleydi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tarz... E, e, ...yani... Kendinden daha yaşlı insanların göstermediği olgunluğu gösteriyor bir, yönü, bir yönüyle Fatih Erbakan ve yeniden Refah Partisi. Örnek olması sadedinde getirdim. Şimdi Ankara'da sel meselesi. Melik Gökçek'in Yavaş'ı suçlayarak paylaştığı e, sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıkmış. İşte bu şekilde eleştirmiş. Halbuki bu Gökçek dönemiymiş. Şimdi burada da başka bir konu var. Bu görüntüler... Üç görüntü seçtim, çokça görüntü var sosyal ağlarda. Ankara'daki birkaç gün içinde yaşanan e, yoğun yağış ve sel felaketinin e, görüntüleri. Ankara'nın altyapısı bunu çekmiyor. Bir yönüyle de gerçekten yoğun bir yağış var, görülmemiş bir yağış var. Yani mevsim normallerinin üzerinde bir yağış var. Yani binaların e, tepesinden şelaleler gibi sular akmış yani falan. Tamam diyebilirsiniz ki böyle bir... E, sel ya yani böyle bir yağış, böyle bir sağanak adeta afete yol açtı. Çaresiz kaldık. Diyebilirsiniz. Bir yönüyle de ta Melik Gökçek dönemi, şimdiki dönemde e, Mansur Yavaş orada artık 5 yılı doldurdu. E, yani halkın üçte ikisinin oyunu aldı. Ankaralı'nın 3'te 2'sinin oyunu aldı. Turgut Altınoku ezdi geçti. E, ama artık Koca Başkent altyapısının yeterli yani yetersiz kalmaması gerekiyor yağış rekortesi nedir ne bileyim metrekareye kaç kilogram düşmüştür bilmiyorum ona bakarsınız ayrı bir konu. Belli konularda çaresiz de kalınabilir. Fakat bu konuda Ankara'nın sabıkası derin. Uzun yıllardır Ankara her yoğun sağanak yağışta benzer görüntülerle karşılaşıyor. Ve bunun affı yok, bunun telafisi yok. Dolayısıyla Altyapı yatırımlarının gözden geçirilmesi ve bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve bu konuda en azından... ...Ankaralıya da doyurucu bir açıklama yapması gerekiyor. Yoksa... ...Melih Gökçek'in paylaşımı eskiymiş... ...işte efendim insanları yanılttı falan. E ne oldu? Dağılalım o zaman. Hayır öyle değil. Yani bunu siyasi trollükle veya siyasi paylaşımlarla falan... E, bu, ...bununla eğlenebilirsiniz. Dalga geçebilirsiniz. Fakat bu gerçeği değiştirmiyor. Melik Gökçe'nin eski bir fotoğrafı paylaşmasıyla dağılalım arkadaşlar. Ankara'da hiçbir şey olmadı diyemezsiniz. Yani belediye kayırmacılığına iş gitmemesi gerekiyor. Orada daha önce ekranlara getirdim. Çokça işte dev, en yüksek banknot 200 TL. Yani bununla iki dilim karpuz bile alamıyorsun. İki tane hamburger bile alamıyorsun filan falan. Yani yarım kilo kıyma anca alıyorsun falan gibi bir durum var Türkiye'de. E, bin marketlerinde para sayma makinaları çıkmış ve yeni para sayma makineleri tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumluymuş. Belli ki tedavüle yeni para birimleri çıkacak. 200 TL'nin üzerine 500 TL gibi 1000 TL gibi banknotlar çıkacak. Bu banknotlar çıkmadan önce de tedarikçilere siparişler verilir veya ölçüler falan geçilir. Siz de buna göre üretim yapın veya siz de buna göre önleminizi alın diye. Cep telefonu kılıflarında falan da aynı şey geçerlidir. Zaten oradan çıkar sızar yeni cep telefonu modelleri. E ee, bir şey var geliyor bakalım ne olacak. Milli eğitim müfredatı çok konuşuluyor. Maarif falan dedi ya arkadaş. Ülkede ne doğru ki o şey olsun. Ayrıca yani bu kadar millet ve şey Milli Eğitim Bakanı değiştirmiş AKP 22 22 yıllık dönemde. 9 Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu ile başlamış şu anda Yusuf Tekin. Yani bu kadar çok değişiklikle de zaten bir insan başladığı işi bitiremez. ayrı bir konu ama ne ne doğru ki milli eğitim şey olsun. Elbette milli eğitim son derece önemli. Elbette çocukların eğitimi önemli. Elbette konuya işe yeniden inşaya, yarın öbür gün yeniden inşaya buradan başlamak gerekiyor. Eğitim sistemiyle başlamak gerekiyor fakat yani marif ya da ne bileyim milli eğitimdeki işte yeni politikalar, yeni müfredat, yeni sistem falan filan tartışılırken mesele yanlış tarafından tutuluyor gibi. Amerika'da üniversite olayları en son UCLA CNN, BBC pek çok dünya televizyonu canlı yayında e, ateş ateşkes demek suç, Filistin'le dayanışmak suç, Amerika, yani Amerika'daki üniversite eylemleri dalga dalga bütün eyaletlere yayılıyor. E, doğuda başladı, Kuzey Doğu'da başladı daha doğrusu, Batı'ya kadar en son Kaliforniya'da pek çok eyalette eylemler var. Üniversiteler de bu hafta tatile giriyor final sınavlarının ardından. Bakalım iş daha sonra nasıl, neye evrilecek ayrı bir konu. Fakat... eee Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Twitter mesajını getirdim. 30 30 Nisan'da paylaştı bunu. O da adi, acil ateşkes dedi. İşaretlediğim bölüm. Yani o da Gazze'deki yani tweet okuyabilirsiniz. İngilizcesi aşağıda, Türkçesi yukarıda. O da Gazze'deki katliamın farkında, sivil kıyımın farkında, her şeyin farkında ve bir an evvel ateşkes olması gerektiğini söylüyor ama bunu yeni söyledi. Yani 6 aydır, 7 aydır kulağının üstüne yattı. şimdi diyor. Peki siz neden Şimdi bu gene Türkiye'deki olaylar gibi bir şeye döndü. Peki siz neden ateşkes isteyen öğrencilerin boğazına çöküyorsunuz? Değişik bir yere gitti dünya. Bambaşka bir noktaya savruldu, evrildi. Ee, sıcak bir yaza giriyoruz. Aslında sıcak bir döneme giriyoruz. 2024 bir, bir yönüyle kuluçka dönemi pek çok açıdan. Seçimler var pek çok ülkede. Ee, sonrasındaki gelecek yönetimlerin veya iktidarların ne yapacağı falan gibi konular tartışılıyor. Trump'la Time sayfalarca röportaj yapmış. Trump anlama çalışıyor. Eğer seçilirse ne yapacak falan diye. Dolayısıyla 2026 25 ve 26 büyük çatırtılara, büyük değişikliklere ve beklenmedik gelişmelere gebe diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Yarın haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla